Merhabalar. Ülkemizde şu anda resmi rakamlara göre 4 milyon Suriyeli, resmi olmayan rakamlara göre ise 12 milyon Suriyeli yaşamakta. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mültecilerle ilgili genel yorumunuz ne? Valla sürekli ben denize gidiyorum. Denizde bunlar keyif çatıyor, nargile içiyor. Bizim askerimiz, polisimiz şehit oluyor. Ben geçen Gaziantep İstaya'ya gittim, Hatay'a gittim. Orada konteyner çadırlar var. Yiyip içip beleş, ne elektrik parası, ne su parası. Orada gitgide ürüyorlar, çoğalıyorlar. Bizim askerimiz, polisimiz de böyle şehit oluyor. Kendi ülkelerinden kaçıp geliyorlar buraya. Ayrıyeten vergi vermiyorlar, dükkan vergisi. Bazı yerlerde otomobil alırken de bunlar katma değer vergisi vermiyor. Plakalarında misafir bölgesi, misafir aracı diye geçiyor. Yani milletvekili gibi dokunulmaz. Yani istemiyorum. Durum bu. Ama işte bu mülteciler başımıza ileride bela olabilir. Yarın bir gün bir savaş çıksa, biz savaşa gitsek bunlar kendi bizim yurdumuzda bizi arkamızdan vurabilir. Böyle düşünüyorum. Çok yani düzensiz bir vaziyette. Bugün Avrupa ülkelerine baktığımız zaman orada hepsi denetim altında. Fakat Türkiye'ye baktığımız zaman başıboş. Herkes kendi halinde mülteciler açısından diyorum. Burada bir sorumsuzluk. İstedikleri gibi davranışlar var. Tabii ki bizim askerlerimiz orada şehit olurken onlar burada keyif çatması bir Türk vatandaşı olarak haliyle bizler de çok üzülür. Bir de bunların başıboş boş olması kendi keyiflerine göre alemlerine düşkün oldukları için onlardan çok rahatsızız bir Türk vatandaşı olarak. Evet, peki hükümetin mülteci politikasını nasıl buluyorsunuz? Bunu ben çok yanlış buluyorum. Mesela bazı Avrupa ülkelerine veya bazı yerlere baktığımız zaman belirli bir kamplar düzeyinde kontrol altında yapmış olsaydı haliyle o zaman daha iyi olurdu. Ama şu anda Türkiye'nin her tarafına dağılmış. Bunun içerisinde suçlusu var, her türlü insanları var. Mesela birçok yerlerde duyuyoruz. Türk vatandaşlarına zarar verenler var. Mesela ben bazı şehirleri gezdiğimde oralarda görüyorum ki sanki Suriye mahalleleri var. Oralara Türkleri katmıyorlar yani. Öyle bir durumlar var. Sanki Suriye değil. Biz Türkiye'yi bırakmışız da bazı mahalleleri Suriyelilere teslim etmiş gibi bir haldeyiz. Peki neler yapılması gerekir? Hükümetin bu durumda ne yapması gerekir? Bunların hepsini toplayıp belirli bir kamplar alıp bunları denetim altında tutması lazım. Yani böyle bir başıboş halde bırakmaması lazım. 11 milyon mülteci var bu memlekette. 11 milyon olduğunu düşünüyorsunuz. Yani hiçbir ülkesinde 11 milyon mülteciye bakılmaz. Bu vatandaşın hakkını yiyor. Peki hükümetin mülteci politikası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sıfır. Nasıl olmalı? Ya nasıl olacak ki? Getiren onlar. Bunların hepsi kendi gelmedi ki. Bunlar kapıları açtı geldiler. Afganistanlılar hala geliyor. Şey gibi. Gümrük sıkıyor diyorlar ama gümrükten akıyor böyle insanlar. Neler yapılabilir bu konuyla ilgili? Ya o kadar geniş bilgim yok. Ama ben %100 karşıyım. Mültecilere karşısın. Müslüman Türk olarak karşıyım. Mültecilerin bizim kardeşimiz olduğunu düşünüyor musunuz? Kim ya? Kim demiş onu ya? Toplumun bir kesim böyle. Abi ya onlar ıskarta. Onlar Müslüman Türkleri sevmiyorlar. Onlar kim biliyor musun? Memleketi Araplaştırmaya çalışıyorlar. Dinimizde böyle bir atalarımızdan evine sığınan düşmanın da olsa bir kapımızı açarız. Onları gönderemeyiz. Kendimiz aç dururuz, onlara bakarız ama bir de tabii ister istemez fazlalık var. Hani fazlalık var. Kendi işçimiz zor durumda kalıyor. Hani buna yapacak bir şey yok yani buna. Ya göz yumacağız hep beraber ya da nasıl göndereceğiz? Gönderemeyiz. Mümkün yok yani. Mültecilerin kalmasını destekliyor musun? Ya tamamen desteklemiyorum da ama şimdilik geçici olarak, misafir olarak elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor yani. Şimdi ben elimde bir ekmeğim varsa yarısını ben komşuma vermek isterim. Ama tabii temelli değil yani. Temelli bizi de istila edecek şekilde değil. Ama yapacak da bir şey yok şu anda. Peki mülteciler ilerleyen dönemlerde ne gibi sorunlar çıkarabilir ülkemizde? Her şeyi çıkarabilir. Çünkü nüfusları çoğalacak. Şu an sizce kaç milyon mülteci var? Ya benimce tahminim bir 10 milyon vardır hepsi. 10 milyon vardır ve üzerinde olabilir. Vardır tabii canım. Ya ki onlar şimdi ileride bir 10 sene 20 sene sonra her şeye hak sahibi olacaklar. Biz azınlıkta kalmaya başlayacağız. İşte evet tabii canım ama bu zamandan beri göçmenler geldiler. Ondan sonra şeyler geldiler. Irak'tan neydi onların adı? Afgan'dan. Her yerden zamanında aldılar. Özel zamanında da alındı. Ecevit zamanında da alındı. Bütün şeyler zor durumda kalanları bu Türkiye aldı. Alıyor yani onlar. Hani sığınacak kapı olarak buraya görüyorlar. Buraya kaçıyorlar. Olan da vatandaş oluyor. Hani devlet bir çare nasıl yapacak bilemiyoruz da. Ben bir vatandaş olarak hani elimden ne geliyorsa yapmak isterim. Ama çoğalmalarını da istemem yani. Bu kadar çoğalınca da yarın zorluklar çıkar. Yani. Hükümetin mülteci politikasını nasıl buluyorsunuz örneğin? Bir yönüyle iyi, bir yönüyle iyi değil. Hangi yönden iyi? Ya iyi olan tarafı biraz daha şöyle iyi yönü olabilir. Nasıl? İş konusunda biraz daha millet yani çalışma potansiyel açısından biraz daha iyi olur. Kötü olan tarafı da bizim millet işsiz kalma durumu oluyor. Yani öyle baktığımız zaman da öyle oluyor. O zaman işveren açısından iyi, vatandaş açısından, işçi emekçi açısından kötü bir durum var. Aynen öyle. Nasıl olması gerekiyor sizce? Valla bilmiyorum onu nasıl yaparlar. Bilen kişiler kimse onlar daha bir bilgisi olur. Onlar yönlendirirse bilmesi daha iyidir. Valla mülteciler, İç Anadolu için söyleyeyim. Mülteciler olmasa tarım biter. Yani bizim vatandaşımız çalışmıyor mu? Çalışmıyor. İş beğenmiyor. Şimdi gidin mesela Karaman'ın en büyük ovası işte Kisecik. Ben Kisecikliyim. Sudura. İşin çoğunu yapan Afganlar. Beden işini yapanların çoğu Afganlar. Geçen gün şurada bir arkadaşla tanıştık. İstanbul'da tekstil işi yapıyor. Suriyeliler olmasa dükkan kapanır diyor. Ayakkabı üretimi, çanta üretimi, tekstil üretimi olmaz. Bizim insanımız 5 lira, 5,5 lira ama tamam kabul ediyorum. Geçim zor 5, 5,5 lirayla. Ama bu insanların da varlığını kabul etmek lazım. Yani bunları şöyle düşün.
Bundan 50 sene önce bizim Türkler nasıl Almanya'ya gitti, çalıştılar. Şimdi bunlar da bizim burada bu konumdalar. Yani biraz öyle bakmak lazım. Evet, problem var mı? Var. Ne gibi problemler var? En büyük sıkıntım şu, sosyal problem olması. Yani işte tacizdir, aile düzenini bozmalarıdır, mahalleyi bozmaları. Benim karşı komşumda da var mülteci, Afganlı bir aile. Yani hiçbir problemlerini görmedim. Ve etraf destekliyor yani insanların hani yaşam standartlarını bir şekilde hayatlarını sürdürebilmek. İnsanımız da destekliyor. Ben öyle çok abartıldığı gibi hani ben şuna da inanmıyorum. Yok işte hükümet mültecilere çok para harcıyor, çok bu paranın bir kısmının Avrupa Birliği'nden geldiğini de düşünüyorum. 100 milyar dolar gibi paradan bahsediyor. Çok büyük bir rakam değil mi? Cumhurbaşkanı orada biraz abartıyor bence. Ben devletten yardım alıp almadıklarını da soruyorum. Ben de yardım ediyorum mültecilere. Alanların da aldıkları rakam çok komik rakamlar. Mesela benim karşımdaki kadın 400 TL para alıyor aile. Yani bir aileye 400 TL veriyor. Hani ben mültecilerin gittiğinde tamam gönderilsin bir kısmı. Özellikle ben Suriyelilerin problemi oldu. Sizce 12 milyon resmi olmayan rakamlara göre yok, mülteci fazla değil mi? Yok ben o kadar... 4 milyon mülteci fazla değil mi sizce? Fazla. İşte aynen fazla. Özellikle Suriyeli kısmının yani %50'sinin ben gönderilmesi taraftarıyım. Ama Afganlıların üretime katkısını görüyorum. Şimdi bu adamlar gittiğinde bu işler nasıl işleyecek? Hayvancılık. Benim köyde hayvancılık yapan çok insan yok. 11 tane Afgan çoban var. Afganlar gelmeden önce nasıl yapılıyordu peki hayvancılık? Hayvancılıkla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşadık. Çobanlar yapıyordu. Benim köyümde çobanlar olmadan önceki hayvan sayısıyla şu anki hayvan sayısı çok farklı. O zaman hayvan sayısı 300'dü örnek veriyorum. Şimdi 3000 oldu. O zaman sayı azdı zaten. Yapan yok. Şu an köye bir dönüş var hayvancılıkla ilgili. 20 yıl sonra nasıl olacağını düşünebiliyor musun? Vatanı olmayan, bayrağı olmayan bir millet senin ülkene gelmiş, vatandaşlık almış. Bunlardan senin ülkene ve senin milletine, devletine ne kadar faydalı? Hepsini gönder aynı Ukrayna'nın yanına. Mültecilerle mi savaşacağız? Suriyelilerle mi savaşacağız? Teröristlerle mi savaşacağız? FETÖ'cülerle mi? Kimle savaşacağız? Bir savaş hali ortaya çıkar mı? %100 çıkacaksa. Ondan söyleyeyim yani biz kimle savaşacağız? Kim bunları gönderecek? Kim dur diyecek? Gidecek mi? Gitmeyecek? Hep insanlarda bu sorgu var, bu sual var. Yani bunları bir an önce gönderin. En doğru olanı da budur. Bu kadar mülteci ülkemize nasıl geldi? Hangi politikayla geldi? Ben politikadan yana değilim. Ben her zaman şunu derim. Bizim çoluğumuz çocuğumuz için hükümetimiz iyi şeyler yapıyorsa Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin. Ama bizim çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini karartıyorlarsa Allah'ın bildiği gibi yapsın. Yaşım 38. Şurada yaşasam 15 yıl daha yaşar. Ağzında diyor. Ama bizden olanların nasıl yaşayacağı her zaman ben bunu sorarım. Benim için önemli olan bu. Ya sen çocuğuna iki katlı daire bırakmışsın, tarla bırakmışsın. Ya dur ben bu çocuğun vatanı olacak. Ya gönder ya. Bu insanların huzurunu kaçırıyor burada zaten. Yasa dışı geliyorlar. Yani hoş değil. Ya yerli halkımız için de hoş değil. Kimsenin hoşuna gitmeyen bir durum. Bir de onun dışında diyebileceğim bir de yerli halkın huzurunu bozuyorlar. Yani mülteci değil, misafir gibi değil de buranın yerlisi gibi davranıyorlar. Yani yakında iç savaş bile çıkabilir. Mültecileri istemiyoruz kardeşim. Memleketimizde kendimiz şey gibi yaşıyoruz ya. Onlar bizden fazla yaşıyorlar. Nasıl buluyorsunuz hükümetin mülteci politikasını? Kötü buluyorum. Nasıl olması gerekiyor? Mültecilerden kötü buluyorum işte. Ya nasıl olması gerekiyor? Biraz açar. Açıp açmayacak bir şey yok kardeşim. İstemiyorum. İstemiyorum. Memleketimizde insan gibi yaşamak istiyoruz. O kadar. Önüne gelene veriyorlar. Her yer mülteci dolu. Nasıl olması gerekiyor sizce? Yani en azından diğer yurt dışındaki gibi en azından pasaportla biraz zor gelinmesi gerekiyor. Nasıl geliyorlar ülkemize? Elini kolunu sallayarak şuradan Suriye sınırı adımını attıkları gibi giriyorlar yani. Evet. Destekliyor musunuz hükümetin mülteci politikası? Destekliyorum. Hükümetin mülteci politikasını doğru buluyor musunuz peki? Destekliyor musunuz? Hayır desteklemiyorum. Onu desteklemiyor. Nasıl olmalı? Yani, önce kendi halkımız. Önce kendi halkımız. Tabii. Kendi vatandaş. Kendi vatandaşımız, kendi halkımız. Ondan sonra Suriye bilmem, Irak bilmem öte. Aynen dediği gibi yani Karaman kendini geçindirmiyor. Herkes bizden zengin. Yani biz alamıyoruz edemiyoruz ama onlar bizden her şeyin daha fazlasını yapıyorlar. Mülteciler ekonomik açıdan bizden daha mı rahat? Evet. Kesinlikle öyle yani. 200-300 liralık bir ayakkabı alıp giyemiyoruz yani ama onlar 300-400'e bile mesela direkt verip alıyorlar. Biz yapamıyoruz onu. Çok fazla sınırını aştığını düşünüyorum. Evet. İlk yapacağız derken toplum için de kötülük gibi oldu biraz. Nasıl olmalı? Nasıl olmalı onu bizden daha iyi bilirler aslında. Hani toplumun ruh sağlığı, barışı, huzur içinde yaşamasını onların bizden daha iyi bilmesi gerekiyor. Bizim adımıza daha iyi hani şeyler düşünmeleri lazım. Onlar için de iyi şeyler düşünmeleri gerekiyor. Sonuçta onlar da insan. Hani güzel toplu bir barış yolu bulmaları gerekiyor tüm dünyanın insanlar adına. Peki mültecilerin ülkemiz ekonomisine bir zararı olduğunu düşünüyor musunuz? Ekonomi adına tabii ki olmaz mı? Bu her toplum için geçerlidir yani. Biz de bir yere gittiğimiz zaman artılarımız veya eksilerimiz oluyor. Mültecilerin Allah belasını versin. Ekonomimizi mahvetti. Bizim ana kuruttu bizim ekonomimizi. Gitmesini istiyorum. 10 milyon göçmene bakacak bir gücümüz yok Türkiye olarak. Çok doğuruyorlar. Ondan sonra ben sağlık personeliyim. Ücretsiz her şey onlara ama yurt dışı vatandaşına 45 lira. Yani ben kendi vatandaşım paralı oluyor. Onlar kendi vatandaşımıza. Tabii kendi vatandaşımıza muayene olacak 45 lira. Ama bunlar bedavadan kullanıyorlar. Affedersiniz. Doğuruyorlar yani başkanım. Bunu sesimizi duyurmamız lazım. Göndermemiz lazım bunları. O sınır kapısına atacağız bunları. Peki Tayyip Kılıçdaroğlu. Peki mültecilerin genel olarak ekonomimiz
ülkenize zararlar olduğunu düşünüyor musun? Tabii kesinlikle düşünüyorum. Nasıl zararlar var sence? Zararlar var. 10 milyon vatandaşa vatandaşlık verildi. Yani o kadar verilmedi ama çok yüksek bir rakam. Yine rakam. Türkiye zaten güçlü bir ülke değil ekonomi olarak. Mahvettiler bizi. Var mı burada Suriyeli? Tabii illaki. Bir de şöyle buraya geliyorlar mesela toplandığı zaman bir örgüt oluyor onlar. İşte Konya'da, Ankara'da, Gaziantep'te. Duyuyor musun böyle olaylar? Haberlerde duyuyoruz. Birini vurdular, birini öldü de toplandı. Karaman'da kardeşini, annesini, babasını kedilere falan kestiler. Afganlar. Yani bunları göndereceğiz. Göndermezsek de babacığım öldüreceğiz bunları. Yani öyle demeyelim yine de ama sen gönderilmesinden yanasın. Tabii. Biz yurttaş olarak ülkemizde biz aslında mülteci gibi yaşıyoruz. O yüzden ben istemiyorum. Kabul etmiyorum ben bu durumu. Hükümetin mülteci politikasını desteklemiyor musunuz? Hayır, kesinlikle. Kesinlikle desteklemiyorum. Kesinlikle. Nasıl olmalı sizce mülteci politikası ülkemizde? Önce kendi vatandaşıyla ilgilenmesi gerekiyor. Öncelikle evet. Tabii. Yani biz elektrik, doğalgaz, su, her şeye zam, her şeye zam, petrole zam, gaza zam. Gereksiz. Önce kendi ülkesindeki vatandaşlara yetmeli. Daha sonrasında dışarıdakilere bakmalı bence. Peki mültecilerin ülkemiz ekonomisine zararları olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki de. Daha ucuza çalıştırabiliyorlar işletmeciler. O yüzden ben tasvip etmiyorum bu durumu. Peki mülteciler ilerleyen dönemlerde bir güvenlik sorunu haline gelebilir mi? Tabii ki de gelebilir. Şu anda da var zaten. Şu anda da var. Aynen. Nasıl sorunlar gözlemliyorsunuz? Kavgalar oluyor, dövüşler oluyor, evet, bıçaklama oluyor, ya, hırsızlık oluyor, taciz oluyor. Ben bunları tasvip etmiyorum arkadaşım. Ben ülkemde yabancı gibi dolaşıyorum. İstemiyorum ben böyle şeyler ülkemde. Dışarıya çıktığınız zaman kendinizi güvende hissetmiyor musunuz? Hayır, hissetmiyorum. Hissetmiyorum. Kolluk kuvvetlerinin gereken tedbirleri aldığını düşünüyor musunuz mültecilerle alakalı? Alsalar da ne kadar alabilirler? Hangi birini koruyabilirler? Hangi birimizi destekleyebilirler? Güzel politika izliyor. Muhacir ensar politikası izliyor. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Bak keserseniz hakkımı helal etmem sizlere. Allah razı olsun liderimize. Peygamber Efendimiz'i Mekke-i Mükerreme'den kısmı akrabası huzur vermedi. Medineliler kucak açtı. Biz de onlara kucak açıyoruz. Hatta mümkün olsa evime götüreceğim birkaç aileyi değil. Bulalım birkaç aile sizi. Bekliyor. Benim dükkanım var. Halil Şişman. Getir evime. Bende 2-3 tane boş daire var. Vereyim onlara. Peygamber Efendimiz yaptığı göç esnasında gittiği yerde herhangi bir huzursuzluğa sebep oldu mu size? Olan da olmuştur. Her insan bir değildir. Türkiye'de olmuyor mu kendi halkımızdan huzursuz? Benim mahallemde bizim gibi insanlar var. Huzursuzluk yapıyor. Her gün kavga. Ben birinci istasyonda oturuyorum. Her gün var. İnsanın olduğu yerde her şey olur kardeşim. Diyorum bak gel pazartesi gün benim Nur Eczanesi'nin üstünde şişmanlar giyeyim. Bekliyorum. 2 tane 3 tane böyle bul gel. Ben onlara yardımcı olayım. Peki mültecilerin ülke ekonomisine zararları olduğunu düşünüyor musun? Çok faydalar var. İşçi bulamıyor buradaki çiftçi, hayvancı. Kimisi çoban, kimisi efendime söyleyeyim inşaatta çalışıyor, kimisi tarımda çalışıyor. Yerli halkımızı götüremiyor. Onlar olmasa var ya gıda sıkıntısı olur. İşte bir rızıklandırıyor. Peki mülteciler gelmeden önce bizim tarım politikamız nasıldı? Mülteciler gelmeden önce bizim vatandaşımız çalışmıyor muydu? Benim yaşım 70. 70 senedir bu şey diyorum. 70. Bak, 20 senedir tarım politikası o kadar güzel ki. Öncesinde nasıl? Öncekinden daha güzel şimdi bak. Benim rahmetli babam ufak bir traktör alacaktı bankadan. Plasman çıkmadı. Benim oğlum var 4 tane traktörü var. Rahmetli babam 100 ton buğdayla bir traktör alırdı. Küçük bir traktör. Benim oğlum 100 ton mısırla en güzel traktörü aldım. Ben saat 8'de gidiyorum iş yerime. Yemeliyim mi? Kira gelirim de var. 8'de gidiyorum. Saat kaç? 6'yı 10 geçiyor. Bu zamanlar evime gidiyor. Çalışana var ya bu memleket cennet kardeşim. Bizim vatandaşımızın çalışmadığını mı düşünüyorsun? Tabii çalışmıyor kardeşim. Soruyorum benim. Sizin sebebini buna bağlıyorsun. Çalışıyorum benim akranlarıma soruyorum. Emekliyim. Ya ben de emekliyim. Ama çalışıyorum. Ne olur peki? Mülteciler giderse ne olur? Abi giderse sıkıntı olur. İnşaat sektöründe, tarımda, onun hayvancılıkta. Hayvancılık çok sıkıntı olur. İnşaat sektöründe sıkıntılar olur dediniz. Bu görmüş olduğunuz bina arkanız en az 50 yıllık olduğunu tahmin ediyorum ben. Bu binayı mülteciler mi yaptı bizim kendi vatandaşlarım? Mülteciler gittiği takdirde biz inşaat yapamaz mıyız? Hayvancılık yapamaz mıyız? Tarım yapamaz mıyız? Peki bizim atalarımız, annelerimiz, babalarımız nasıl geldi bugünlere mülteciler sayesinde? Bugünün şartları öyleydi, bugün böyle. Biraz önce de şartları tam tersini değerlendirdim. Yarınki şartlar ne olur bilmiyorum. Hayır, onu bilemeyiz. Zaten onunla ilgili konuşmuyoruz. Bak çok uzattık. Bak. Yok buyurun konuşun. Ben müsaade alayım.